Bize hayal kurun diyorsun hocam. Biz kurduğumuz hayalleri o kadar çok düşürdük ki suya. Nasıl olsa olmayacak. Bizim düşlediğimiz ne varsa bu hayatta başkaları yaşayacak. Arka sıradakilerin rüyaları başkalarının gerçekleri olacak hocam. Aslında var olmak hayatta, yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi beni dünya? Güzeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Defolun gidin lan buradan. Almayın façanızı aşağı. Lan! Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Lan sen kime konuşuyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Artist misin lan sen? Ya yapmayın! Gel buraya gel gel! Buraya gel! Öldün lan sen. Gel lan. Ya yapmayın! Akıllı ol lan! Ya yapmayın! Ne yapıyorsun lan? Allah'ını aç! Şimdi aç! Akıllı ol lan! Ne oldu sustu? Hadi. Buyurun. Sedat! Kalk lan! Kalk! Senin daha işimiz yürüdü oğlum. Sedat! Git lan buradan! Git! Neşir çıkacak lan bu mekandan! Duydun mu beni? Ne oldu? Bir de gelmiş burada artistlik yapıyorsun lan! Şuraya bak! Konuşsana lan! Ne oldu? Kalktın öyle! Ne oldu? Ahlamaya başladın! Sedat! Artistlik yapıyordun demin! Al şunu! Ne oluyor ya? Gelin lan buraya! Gelsene lan! Kanka hadi gidelim gel! Konuşsanıza! Hadi konuşsanıza! Senin ne hesabımız değmez! Zaten başlamamızı baksana haline! Hadi gidelim beni burada bekle! Tamam lan! Burada bekle! Görürsün! Bitmedi. Bitmedi oğlum. Abi, yürü yürü bitmedi. Gel abi gel boş ver. Bir hastaneye falan gidelim mi? Gerek yok. Sedat iyi misin? İyiyim.
Hoş geldin. Ve güle güle. Ölüm karşısında ne kadar da soğukkanlısın. Ölümü önemsemediğin belli. O yüzden mi ölümüme o kadar kolay karar verdin? Oktay yalnızca... Yeter! Bir tek şey daha duymak istemiyorum. Peşime taktığın adamları, o insanların ailem olmadığını, ölmemi istediğini biliyorum. Buket'in doğum günü yaklaştıkça içimdeki intikam duygusu daha da büyüyor. Oktay'ın tayfasından da alacağım intikam için sabırsızlanıyorum. Senin yardımın olmadan bu işin içinden çıkamam. Sana çok güveniyorum. Merak etme abi. Sen en önemli hamlede devreye gireceksin. Tamam abi. Şimdi o iş biraz beklesin. Ortalığı karıştırma zamanı. Öğren bak nasıl oluyor bu işler. Tabii abi. Alo. Alo baba. Oğlum. Oğlum neredesin? Saffet yakaladı beni baba. Onun elindeyim. Yardım et baba. Yardım et. Ne olur yardım et. Oğlum. Kerem. Oğlum. Rasim. Evet Doğan Bey. Kerem Saffet'in elindeymiş. O pislik oğlumu rehin almış. Yürü Rasim. Peki neden? Ben sana ne yaptım? Neyin cezasını ödetmek istedin bana? Gücüm de benim. Sen bir şey yapmadın Oktay. Sadece ben... Asiye senin beni kurtardığını, beni yaşatmaya çalıştığını söylemişti. Peki sonra ne değişti ha? Onca yalan ne için? Neden benden kurtulmak istedin? Sana her şeyi anlatacağım. Onun için geldim buraya. Yaptığım her şeyin bedelini ödemeye hazırım zaten. Beni öldürmesen de polise teslim olacağım. Bütün işlediğim bütün suçların farkındayım Oktay. Neden? Neden yaptın? Oğlum için Oktay. Her şeyi oğlumun mutluluğu için yaptım. Yeter artık! Dayanamıyorum yalanlarına. Bu kez yalnızca gerçeği anlatacağım. O tetiği çekeceksen çek Oktay. Lütfen. Anlattıklarımı dinledikten sonra yap. Oktay! Kımıldama! Tamam. Sen kimsin? Tamam. Saffet. Kimsin? Tamam, yaklaşma. Sakin ol. Oğlum tamam. Geri çekil. Dur orada. Tamam. Kımıldama. Tamam. Yaklaşma dedim. Tamam. Sen bu kadının oğlu musun? Her şeyi birlikte mi yaptınız? Oktay. Bak seni denizden kurtaran bendim. Loranları hatırlıyor musun? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Seni öldürmeye çalışan adamlar. Bak şu anda cezalarını çekiyorlar. Bizim gideceğimiz yerdiler. Hapisteler. Her şeyi öğreneceksin. Ailene. Gerçekten ailen olan insanlara kavuşacaksın. Gamze'ye. Gamze'ye kavuşacaksın. Hatırlıyor musun onu? O senin sevgilin. Bu hayatta hiç kimseyi onu sevdiğin kadar sevmediğine eminim. Aklımı karıştırmaya çalışıyorsun. Hayır, hayır. Bak, şüphelenmeni anlıyorum. Sen defalarca kandırıldın. Hak etmediğin pis bir oyun içinde debelenmeye mahkum bırakıldın. Ama artık bitti Oktay. Seni bundan sonra sadece güzel günler bekliyor. Kımıldama, geri git. Bak, inan bana. Neden sana inanayım? Neden? Herkes bana inan diyor. Ama inanmanın bedelini çok ağır ödüyorum. Oktay, ben sana doğruyu söylüyorum. O yüzden bana inan. Hafızamı kaybettiğimden beri başıma ne geldiyse... sana doğru söylüyorum diyenler yüzünden geldi. İşte bir tanesi karşında. O da bana doğru söylediğini söylemişti. Ama beni öldürtmeye kalktı. Bak, onun adına senden özür dilerim. Gelme! Tamam. İğrenç davrandı biliyorum. Beni sevdiği için benim asla onaylamayacağım şeyler yaptı. Seni öldürtmeye çalıştı. Ama artık yalanlar son bulsun istiyoruz Oktay. O yüzden başına gelen her şeye rağmen bir kez daha inanman gerek. Son bir kez daha inan Oktay. Bize inanmayı başarman Hayır! gerek. Hayır! Defalarca aldatıldıktan sonra bu hiç kolay değil. Seni öldürtmeye kalkıştığımı itiraf ettim. Artık sana yalan söylemek için bir nedenim yok Oktay. Oktay,
Cezamızı çekeceğiz biz, buna hazırız. Ama senin ceza çekmen gerekmez. Eğer şu an o tetiği çekersen, Özlem'ini duyduğun ailen, sevgilin, arkadaşların, seni bekleyen hayatın, geçmişin, geleceğin, gerçekler hepsi senden bir kez daha uzaklaşmış olacak. Ya tekrar bilinmezliğin karanlık boşluğuna düşeceksin, ya da eğer seni bulmayı başarırlarsa cinayetten hapse gireceksin. Oysa sen mutlu olmayı hak ediyorsun artık. Lütfen Oktay, son bir kez daha inan bana. İnan ve o silahı bırak arkadaşım. Senin kim olduğunu, aileni, geçmişini bulmak için tek şansın. Uzak dur! Uzak dur! Tamam. Uzak dur! Uzak dur! Belki yine yalan söylüyorsun. He? Belki de yine yalan söylüyorsunuz bana. Yalan söylüyorsunuz. Oktay. Hayır. Yapma. Kımıldama. Tamam. Oktay. Oktay, indir o silahı. Uzak dur. İndir o silahı. Hayır. Silahı indir dedim Oktay. Yaklaşma. Kımıldama. Çek şu tetiği. İndir şu silahı. Yapma Oktay. Hayır. Hayır. Merak etme. Bu kez kimse seni kandırmıyor. Bak, Gamze'yi gördüğün anda bu kez kandırılmadığını anlayacaksın. Onu gördüğün zaman iyi ki o tetiği çekmemişim diyeceksin. Hadi Oktay, gidelim. Hadi. Gamze seni o kadar çok bekledi ki. Hayatta en sevdiğin insan seni o kadar çok bekledi ki. Öldün diye o kadar çok acı çekti ki. Onu daha fazla bekletmek insafsızlık olur. Hadi Oktay, polise görünmeden çıkalım şu evden. Hadi. Oktay, sana yardım etmeye çalışıyorum. Güven bana, gitmemiz lazım. Hadi. Bir dakika dur. Birliğine güvendiğim için şu anda yaşamıyor olabilirdim. Biliyorum. Ama sana yardım etmeye çalışıyorum, hadi. Peki, senin bundan ne çıkarın olacak? Hiçbir şey. Sadece geceleri başımı yastığa koyduğumda rahat bir uyku, o kadar. Tamam mı? Hadi gidelim artık, polisler geliyor. Hadi. Hadi. Hadi Oktay. Hadi çabuk ol biraz. Hadi arkadaşlar, hadi. 32-55 merkez, adrese gel. Tamam. Şu anda içeri gidiyoruz. Meral Hanım? Memur Bey, yanıma almak istediğim bir şey var. İzin verir misiniz? Tabii ki. Peki, alabilirsiniz. Çıkalım.
Zehra, Sedat'la nasıl geçti? İyi. Normal yani. Nereye gittiniz? Dolaştık biraz. Bir kafede falan oturduk. Öyle işte. Neler konuştunuz? Yenge, savcı gibi didikliyorsun. Ne öğrenmek istiyorsun? Sadece merak ettim. Tamam. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Okulda konuşmak için çok fırsat olmuyor. Mutlu musun? Mutluyum tabii. Sedat çok kibar, çok anlayışlı bir çocuk. Tamam. Hadi lütfen, sorma artık. Ben de dersime döneyim. İbo'yu bir yanda unutturmayı başardığına göre Sedat oldukça klas bir çocuk olmalı. Biz İbo'yla olamazdık zaten. Sen haklıydın yenge. O Sibel'i seviyor. Beni istemeyen birini de bir ömür bekleyecek kadar aptal değilim. Çok kararlıydın. Onu kazanmak için elinden geleni yapacağını söylüyordun. Evet, ama sen de bana bunun yanlış olduğunu söylüyordun. Üzülmemden korkuyordun hatırlarsan. Ben bu kararı çok önceden almalıydım. İbo benim için doğru kişi değil. Tamam. Sedat doğru kişi mi peki? Evet. Bir anda değiştirdi beni. Düşüncelerimi, duygularımı, ruh halimi değiştirdi. Başka biri oldum sanki. Beni öpüp öpmediğini de öğrenmek istiyor musun? He? Evet, öptü yenge. Öpüştük biz, tamam mı? Ne öğrenmek istiyorsun daha? Ya seninle konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Ya beni rahat bırak. Beni yalnız bırak. Tamam, bir şey sormadım. Tamam. Çalış sen. Aileme mi gidiyoruz? Onlara da gideceğiz. Ama daha önce görmen gereken başka biri var. Gamze. Gamze? Belki onu görünce bir şeyler hatırlamaya başlarsın. Kötü yaralanmışsın. Önce bir hastaneye gidelim istersen. Gerek yok. O bahsettiğin adamlar neden bindiğiniz atlar? Sen onların öldürmek istedikleri bir kızın hayatını kurtardın. Töre cinayetine engel oldun yani. Bunun bedelini sana ödetmek istediler. Deniz'den beni sen çıkardın, öyle mi? Evet. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp suya atmışlardı seni. Senin orada ne işin vardı? Yani beni öldürmeye çalışacaklarından haberin var mıydı yoksa? Hayır Oktay. Benim o adamlarla bir ilgim yok. Peki beni kurtardığını niye aileme haber vermedin? Senin de benimle bir derdin olmalı. Çok yoruldu. Uyusun biraz. Çocuklardan bir haber yok değil mi? Onu bu durumda gördüğünü söylediğinde sana inanmadığım için kusura bakma. Sanem, insan kendinden bile şüphe ediyor. Öldüğünü sandığın biri karşında, gözlerinin önünde. Çok garip bir durum bu. Bazen o koşarken arkasından gidemediğim için üzülüyorum. Ya yetişebilirdim belki ona. Düşmeseydin yetişirdin. Kolun kırıldı. Daha kötüsü de olabilirdi. Ne var Sedat? Faruk ben. Nereden buldun numaramı? Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Borcunu ödemek için sana verdiğim süre doldu. Yarın hazır mı para? Ya sen manyak mısın ya? Benim o kadar param yok, anlamıyor musun? Burak bana tuzak kurdu. Benim değil o borç. Ben anlamam kızım. Bu parayı ödeyeceksin. Ya yeter, düş yakandan. Seninle mi uğraşacağım? Sen değil kızım. Ben seninle uğraşacağım. Bu borcunu ödemezsen başına geleceklerden sorumluluk kabul etmiyorum. O parayı ödeyemem ben diyorum. Canımı mı alacaksın? Vallahi bilmem artık. Bu geceden sonra başına gelecekler senin hatan. Benim hatam değil. Sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Ailemi nereden biliyorsun? Biz seninle uzun zamandır tanışıyoruz Oktay. Aynı okulda okuyorduk. Arkadaşımsın yani. Pek sayılmaz.
Düşman mıydık? Anlaşamıyorduk diyelim. Hangi konuda? Her şeyi zamanla öğreneceksin, merak etme. Cevap veremediğine göre başıma gelenlerde senin de bir payın olmalı. Aldattınız beni. Yine kandırıldım. Size inanan da kabahat. Ne şimdi ya? Oktay dur! Oktay! Oktay, seni Gamze'ye götüreceğim. Oktay! Saffet geç şöyle. Ne oluyor ya? Tek bir soru soracağım. Hemen yanıt verirsen senin için iyi olur. Ya Oktay'ı buldun. Polis peşimizde. Senin derdin ne? Oğlum nerede? Ne? Ne diyorsun sen ya? Kerem nerede? Ne Kerem'i be? Bilmiyorum. Alın şunu arabaya. Ya yürü, bırak, yürü, yürü. Bırakın lan. Lan Kerem'e. Yürü şuraya. Ya geç, dur, geç. Dur diyorum. Yürü lan. Vicdansızlar. Hepiniz sahtekarsınız. Hepiniz. Ne yapmalıyım ben? Oğlum nerede? Saffet doğru söylüyor olabilir mi? Oğlum nerede? Söyle! Ona güvenebilir miyim? Bilmiyorum. Gerekirse vücudunda tek sağlam kemik kalmayacak. O adamlar kimdi peki? Oğlumun yerini öğrenene kadar durmak yok! Emredersiniz efendim. Cep telefonunu bulun şunu. Meral, her şey bir oyun mu yoksa? Kırılmış efendim. Tamam, telefon sende kalsın. Gamze kim? Rasim! Ne yaptık? Bul! Konuş lan! Konuş! Niye önce ona gitmem gerekiyor? Asiye. Onu bulmam lazım. Asiye'yi bulmam lazım. O bu oyunun bir parçası olamaz. Batağa batmak bu olsa gerek. Ne yapacağım ben şimdi ya? Seni babama havale ettim Saffet. Yerinde olmak istemezdim. Çünkü babam beni çok sever. Senden korkulur abi. Korkulur tabii. Tayfayla aran nasıl? Bir sorun yok. Olmasın. Tamam. Onlarla iyi geçineceksin. Hı-hı. Sakın dikkatlerini çekecek bir şey yapma. Tamam. Sakın onlara yakalanma. Merak etme abi. Hı-hı. Güzel. Ah!
nerede? Oğlumu nereye sakladın? Bilmiyorum. Kerem'i aylardır görmüyorum. Niye inanmıyorsun bana? Saffet. Aranızdaki düşmanları biliyorum. Oğlumdan nefret ettiğini de. Bu işi uzatmayalım. Söyle. Nerede oğlum? Bilmiyorum. Kerem'le bir alakam yok diyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Benimle oyun oynama! Benimle oyun oynama! Benimle oyun oynama! Benimle oyun oynama! Onun nerede olduğunu biliyorsun! O benim oğlum! Benim oğlum o! Benim oğlum o! Benim oğlum! Sibel! Sanem! Sanem! Gamze! Ne oldu? Ne olacak Sibel? Oktay'ın dışarıda olduğunu bile bile böyle eli kolu bağlı oturduğuma inanamıyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabiliriz ki? Polis zaten arıyor onu. Biz de arayalım. Hem belki polis yanlış yerde arıyordur. Belki her şeyi hatırlamaya başladı Oktay. Mahallesine, evine dönüyor olabilir. Bir dakika ya. Oraya gideceği polisin de aklına gelmiştir mutlaka. Boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırmayalım şimdi Gamze. Bayan Sağduyu, aç kulaklarını beni iyi dinle. Ben burada öylece oturup beklemek istemiyorum. Ya beni bağlayın ya da önümden çekilin. Ben Oktay'ı aramak istiyorum. Gamze, gecenin bir vakti mantıklı mı söylediğin? Nerede arayacaksın, nereye gideceksin? Her şey yoluna girecek arkadaşım. Biraz sabırlı ol lütfen. Söz konusu olan Oktay kızlar. Benim aşkım. Ve sokaklarda bir yerde. Nasıl mantıklı olmamı beklersiniz? Siz gelmezseniz ben tek başıma gidiyorum. Tamam, biz de geliyoruz. Dur hazırlanıyorum. Biz de kayıp ilanlarını çoğaltalım. Tamam. Hadi Sanem. Sibel'cim, biz meydandayız. Buradaki afişleri yapıştırdıktan sonra büyük parka gideceğiz. Sen de oraya gir istersen. Hadi görüşürüz. Sibel. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Oğlumun bu işle bir ilgisi yok. Az önce saydığım bütün isimlerin hepsi sadece ve sadece benim isteklerimi yerine getirdiler. Oktay'ı öldürme işi tamamen benim planım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar ben planladım. Yardımcım Ahmet Erkan'a itiraz hakkı tanımadım. Sadece emirlerimi yerine getirdi. Doktor Asiye Günay, Oktay'ı yaşatmak dışında başka hiçbir şey yapmadı. Mudurnu'daki aileyi de parayla tuttum. Onlar da kendilerine söylenen şeyi yaptılar.
Saffet ise bu olayların hiçbirinden haberdar değildi zaten. Saffet? O nerede şimdi? Meral Hanım, Saffet nerede? Oktay'la beraber benim evimdeydiler. Sonra çıktılar. Oğlum Oktay'ı Gamze'ye götürecekti. Mehmet. Emredin amirim. Şu isimleri tüm ekiplere bildirin. Görüldükleri yerde derhal emniyete getirilecekler. Hiçbirinin arkadaşı veya akrabası, özellikle Oktay bulunana kadar haberdar edilmeyecek. Bu gençlerin arkadaşları heyecanlı, tez canlı kişiler. İşimizi zora sokacak bir şey yapmasınlar. Emredersiniz amirim. Evet. Avukatınızla görüşmek ister misiniz? Hayır. Görüşecek bir şeyim yok. Peki ifadenizde değiştirmek istediğiniz bir yer var mı? Hayır. Kelimesi kelimesine söylediklerimin arkasındayım. Peki. İmzalayabilirsiniz. Ben bu adamdan nasıl kurtulacağım ya? Zehracığım ben çıkıyorum. Yenge ben daha hazır değilim ama. Benim bir randevuya yetişmem lazım. Masaya biraz para bıraktım. Sen okula taksiyle gidersin tamam mı? Ya yengeciğim bak ben 2 dakikada hazır olurum. Beni okula sen bıraksan olmaz mı? Zehracığım hazırlanman mesele değil. Okula bırakacak kadar vaktim yok. Çok geç kaldım. Bu sabahlık böyle olsun tamam mı? Arayacağım ben seni. Hoşça kal. Hoşça kal. Oğlum nerede Saffet? Oğlumla bir ilgim yok diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Yazık olacak sana Saffet. Çok yazık olacak. Doğruyu söylüyorum. Bak, ben hayatımda bir kez yalan söyledim ve onun bedelini de en ağır şekilde ödüyorum. Kerem'in nereye kaybolduğunu bilmiyorum. Beni aradı Saffet! Senin onur iyi tuttuğunu söyledi! Sen de buna inandın mı? Daha önce de oğlumu kaçırmışsınız! Boynuna bıçak dayadın! Ne yapmamı bekliyorsun ha? Doğru. Ama hala göremiyor musun? Beni de öldürtmek, belki de öldürtmek için böyle bir tezgah kurmuş. Onu rehin alsam, seni aramasına izin verir miyim? Daha önce böyle bir şansı oldu mu? Seni arayabildim ha? Oğlun oyun oynamayı çok seviyor. Gamze'ye oynadığı oyunu unuttun mu? Ya sen benimle oyun oynuyorsan? Oğlunu kaçırsaydım ve bunu saklasaydım, gözümün yaşına bakmayacağını biliyordum. Seni tanıyorum çünkü. Sence ben bunu göze alır mıyım? Oğlun hepimize oyun oynuyor. Hepimize. Sana neden inanayım? Bak, annemin başı belada. Kerem'in aptalca oyunlarıyla vakit kaybedemem. Annem şu anda cezaevine girmek üzere. Ve ben ipin ucunda sallanarak Kerem'in bana kurduğu tezgahı seni inandırmaya çalışıyorum. Ne diyorsun sen Saffet? Annem cezaevine girmek üzere de ne demek? Ya aklımı mı karıştırmaya çalışıyorsun sen ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? İnanmazsan git Cüneyt Bey'e sor.
Ya da yolla adamlarından birini sorsunlar. Bizim derdimiz başka. Kerem'le işim yok benim. Kerem'le olan hesabımızı çoktan kapattım ben. Annemin yanında olmam gerekiyor benim, anladın mı? Annemin yanında olmam gerekiyor. Oğlunun nerede olduğunu bilmiyorum. Sanıyorsun değil mi Meral? Ama bu kez ne sana ne de oğluna şans vereceğim. Bir kelime bile etmene fırsat vermeden bitireceğim işini. Resmen sabahladık. Ben kendimi hiç yorgun hissetmiyorum. Oktay ortaya çıkana kadar da uykuyu yasaklıyorum kendime. Ben de yorulmadım. İyi o zaman. Bir şeyler yiyelim de enerjiye ihtiyacımız var. Daha bir sürü dağıtılacak ilan var. Hadi çabuk kızlar. Tamam. Thank you.
Meral Hanım. Efendim Cüneyt Bey. Bir ihtiyacınız var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Menekşe Sokak nerede biliyor musunuz? Habersiz olur diye anlasın. Yapmaz. Dayı. O adam sana ne söyledi? Sakin ol Zehra. O adamla ne konuşuyordunuz dayı? Sadece bir adres sordu, ben de tarif ettim. Ne oldu? Ha. Onu tanıyorsun galiba. Yok, tanımıyorum. Ya şey, o adamı Burak'ın yanında görmüştüm de pek tekin biri değildi. Seni de onunla konuşurken görünce bir anda şaşırdım. Ne konuştuklarını biliyor musun? Sadece bir adres sordu hepsi. Yo, hayır. Tamam. Bir problem yok değil mi? Yok dayı, ne problem olacak? Hadi görüşürüz. Görüşürüz dayı. Ne konuştunuz dayınla? Bırak oğlum, sana ne? Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Hay Allah. Meral Hanım için çok üzüldüm. Böyle işlere neden bulaştığını anlamak mümkün değil. Onunla görüşme imkanım var mı? Maalesef hayır. Peki. Belki daha sonra. Cüneyt Bey, iyi günler. İyi günler. Su ister misin? Geceleri uyuyamıyorum. Ben hep aynı kağıt istiyorum. Son dakika cevap anahtarında bir kaydırma yaptığını fark ediyorum. Korkunç bir şey ya. Ben de çok korkuyorum böyle bir şey olacak diye. Bu kadar takıksan kesin dikkat edersin. Sınavda kaydırma ihtimali istiyor bence. Soruları kaptırıp gittin mi şaşırabilirsin yani. Allah korusun. Ben de dikkatimi alacak diye korkuyorum. Hemen konsantrasyon bitiyor bende. Bize bakıyor ama. Bu adamı tanıyor musun Zehra? Yo, nereden tanıyacağım? Gerzeğin biri herhalde. Geliyor. Abim geliyor. Gelsene bir dakika. Çekiştirme, çekiştirme. Dur ya. Ne bir şey var ya? Geç Allah öyle. Allah! Çekiştirmesene ya! Kim bu herif? Kimden bahsediyorsun? Sen beni salak mı zannediyorsun ya? Seni iki saattir kesen o heriften bahsediyor. Tanımıyorum. Herifi dayınla konuşurken görünce pek mi panikledin? Adam bir saattir okulun etrafında dolandığına göre tanışıyorsunuz. Yeter artık, kapa çeneni. Ya sürekli sana açıklama yapmak zorunda değilim. Neden bu herifi dayının yanında görünce telaşlandın o kadar? Neden size bakıyor? Zehra, okulun ortasında cıngar çıkarttırma bana. Zehra, bu herif senden ne istiyor? Hiçbir şey. Zehra, bu işin aslında öğrenmeden bırakmayacağımı biliyorsun. Bu herif senden ne istiyor, söyle. Bir şey yok diyorum. Alakam yok benim o adamla. İyi. Senin konuşmaya pek niyetin yok. En iyisi ben gidip ona sorayım. Bakalım derdi neymiş? Sedat! Yeah.
Rasim, Saffet'i bırakın. Kerim'i o kaçırmamış. Oğlum bu yola hem onlardan hem de bizden intikam alıyor. İki tarafa da acı çektiriyor. Ona özürlerimi ilet. Anlaşıldı Doğan Bey. Saffet'i bırakıyoruz. Ellerini çözün. Nihayet. Doğan Bey senden özür diliyor. Özrünü kabul etsin diyor. Olur. Seni istediğin yere kadar bırakalım. Hadi. Bırakın bakalım. ...95 bin... Ne zannediyor bu kendini ya? Dağ başı mı lan burası? Seni sahipsiz mi buldular? Sakin olur musun? Ortalığı ayağa kaldır diye anlatmadım ben sana bunları. Merak etme. Seni bu durumdan ben kurtaracağım. 95 bini bırak, 95 kuruş bile alamayacaklar senden. Yağma yok. İstemez, ben halledeceğim. Şu saatten sonra bu benim meselem Zehra. Anladın mı? Ya sen mı? Karışmayacaksın diyorum, o kadar. Sen burnunu sokunca işler büyüyor. Ben halledeceğim. Ben değil Zehra. Asıl sen karışmayacaksın bu işe. Herifin adı ne? Zehra. O herifin adı ne? Faruk. Süper oldu. İtiti kıracak şimdi. Ya her şey bu kadar zor mu olmalı? Oktay'a kavuşmak, onu bulmak. Ya niye bu azabı çekiyorum? Neden hep biz acı çekiyoruz? Ya yazık değil mi bize ha? Ne zaman gülecek bizim yüzümüz? Yeter artık ya, yeter, yeter. Gamze. Gamzeciğim. Yapma böyle Gamzeciğim, ne olur. Ayakta durmak zorundasın. En zor kısmını atlattın. Bak artık Oktay'ın yaşadığını da biliyoruz. Ona kavuşmana az kaldı. Bırakma kendini ne olur. Çok az kaldı Gamze. Artık sizi de mutlu günler bekliyor. Bundan sonra ağlamak yok. Üzülmek yok arkadaşım. Seni teselli etmek için söylemiyoruz. Bugüne kadar neleri atlattığını düşün Gamze. Artık bu işin sonuna geldik. Oktay belki de şu anda bulundu. Birazdan sana haberi gelecek. Onun karşısına böyle çıkma. Hadi toparla kendini. Hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Gamze. İstediniz benden. Ben size ne yaptım? Ben bu durumda. Sakin olun. Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin bana. Sakin olun. Lütfen yardım edin bana. Sakin olun. Bir şey var mı? Hanımefendi.
Hadi Zehra. Hı. Geçin siz. İçerideyiz. Ben birazdan gelirim. Tamam. Zehra, abim nerede? Güzel soru. Bir yere kadar gitmişti, okul dışında. Nereye? Eski bir arkadaşı aramış, okul civarındaymış. Bir merhaba diyeyim dedi. Ben de merak ettim nerede kaldı diye. Ders başlayacak ya. Gelir o zaman birazdan ya. Hadi gel, biz gidelim. Tamam, sen git, ben geliyorum. Tamam. Hemen geliyorum. Neredesin Sedat ya? Geceyi çaresizlik geçiyor saat. Tanıdık zamanlar yıllardır hep yaşanır. Artık alacak nefesim yok sensizliğe. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Bilmediğim kokunu duydum anne. Anne, yoruldum hayat yollarında. Bu defa başka çöktü. Ağırlık omuzlarıma. Çaresizliğim bu ilk aşk yokluğunda baş edemem. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Anne, sarıl bana anne. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Anne, sarıl bana anne. Affet beni oğlum. Affet. Seni yalnız bıraktım. Faruk sen misin? Evet, ne oldu? Abi biraz konuşabilir miyiz ya? Konuşalım bakalım. Gelir misin biraz? Gel abi şöyle. Çek lan elini kolunu. Tamam abi, pardon. Pardon abi, gel. Abi, Zehra'nın borcunu ben üstleniyorum. Öyle mi? Hı hı. O Zehra'ya söyle, bu iş çocuk oyuncağı değil. Hı. O parayı ödeyecek. Senin gibi tıfılları yollamasın bana. Hı. Peki abi. Pardon abi. Nerede lan senet? Nerede lan? Kaldır elini. Elini kaldır. Sen Zehra'yı sahipsiz mi sandın lan? Ha? Senet nerede? Senet nerede? Geberteyim mi lan seni ha? Senin gibi bir it için ceza da vermezler bana. Aferin. Bir daha seni bu okulun yanında, Zehra'nın yakınlarında görürsem gebertirim ulan. Gebertirim, anladın mı lan? Anladın mı? Gebertirim. İşte o zaman bu bıçak çalışır, anladın mı? Kendi kanının içinde boğarım seni. Anladım. Tavuk gibi keserim seni, anladın mı lan? Hadi yürü şimdi. Yürü. Yürü.
Gamze, neredesin? Tamam, geliyorum. Tamam, bekliyorum. Ne dedi? Safet buraya geliyormuş. Neredesin? Neredesin Asiye, neredesin? Nerede oturuyorsun sen? Seni bulmalıyım. Pardon. Buyurun. Bu semtin adı ne? Reşit Bahçe. Sen nereye aramıştın? Tamam, sağ ol. Bir şey değil. Gamze kızlarla birlikte bütün gece sokaktaymış. Oktay'ı aramışlar. Of ya. Allah Allah. Niye bize haber vermemişler ya? Biz niye aramaya çıkmadık ki Oktay'ı? Harbiden abicim ya. Biz niye aramıyoruz Oktay'ı? Cüneyt Bey'le konuştum. Polis her yerde arıyor zaten. Şimdi bir de biz karıştırmayalım ortalığı. İyi de böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız ya? Bana da saçma geliyor. Saçma maçma ama doğru pamuk. Bir sefer de doğru olanı yapalım. Ortalığı bulandırmayalım diyorum. Ha, ben bir Sibel'i arayayım bakayım onlar ne durumda. Ara. Abi ne işleri var kız başlarına ya? Alo Sibel. Neredesiniz? Neredesiniz şimdi? Ben de geleyim. Tamam. Bekleyin, ben geliyorum. Pardon, affedersiniz. Buyurun. Ben birini arıyorum. Doktor, adı Asiye. Yaşlı bir babası, Zeynep adında bir kızı vardı. Bilmiyorum, bilmiyorum. İnce, narin yapılı bir bayan. Doktor, adı Asiye. Ya bilmiyorum dedim ya. Teşekkürler. Varlığı oluş olarak görme. Varlığı idea olarak görme. Varlığı madde olarak görme. Varlığı düşünce artı madde olarak görme. Ve varlığı fenomen olarak görme konularından. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı çocuklar? Yok vallahi, benim yok. Zehra, ne oluyor ya sana? Ya bir an önce çalsın şu zil. Peki. Hepinize iyi dersler. Sağ olun canım. Sağ olun canım. Sağ olun canım. Eyvallah. Zehra nereye? Şşt, bana bak, Sedat'ı gördün mü? Bilmiyorum. Nerede bu çocuk ya? Cemre! Abin nerede? Bilmiyorum, görmedim. Allah'ım ya, inşallah ikisinden de kurtulmuşumdur. Beni mi arıyorsun sevgilim? Sana o herife bulaşma demiştim. Aa, benim için endişelendin mi yoksa? Böyle okul kapılarına falan geldiğine göre. Sen beni seviyorsun galiba Zehra. Aa, 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 aa. Endişelenmem için insan olmam yetiyor. Sana gitme dedim ama dinlemiyorsun ki. O adam artık senin için bir tehlike olmayacak güzelim. Ne bu? Senet. Nasıl aldın sen bunu? Üzümünü ye. Bağını sorma. Bak, ona bir zarar vermedin değil mi? Bak, bir şey yaptıysan bunun peşini bırakacak bir adam değil o. Seni de ama hiçbir şey değiştirmeyecek. Yine peşimize düşecek. Zehra, bir sakin olur musun? O adam artık etrafında dolaşmayacak. Bana güven. Eğer dolaşacak olursa... başına bugün geldiğinden daha fazla şey gelecek. Biz onunla konuştuk. Meseleyi hallettik. Sen rahat ol. Konuşup hallettiniz, öyle değil mi? Yani daha çok ben konuştum tabii.
Onun sesi pek çıkamadı. Haliyle. Hadi. Sen düşünme artık bu meseleyi. Senet elinde. Ben hep yanındayım, merak etme. Sana kimse bir şey yapamaz. Sen sadece güveneceğin adamı iyi seç güzelim. Gözünü aç biraz. Akıllı ol. Haklısın. Kime güveneceğimi bilemiyorum bazen. İtin uğursuzun sözüne güveni veriyorum. Sağ ol uyardığın için. Bana laf çarpma. Olur mu? Burak'ı nerede bulurum onu söyle. Bilmiyorum. Zehra yalan söyleme. Burak'ı nerede bulurum? Cezanın en büyüğünü o hak ediyor. Nerede kalıyor bilmiyorum. Ya yeter artık. Söylemeyeceksin yani. İyi, sen bilirsin. Ben nasıl olsa bulurum. Bugün olmadı yarın. Olmadı bir sonraki gün. Ayrıca bir teşekkür öpücüğünü hak ettiğimi düşünüyorum. Hadi. Hayır Gamze. Ya sen yalancısın. Yalancısın sen. Gamze. Ben yalancısın. Gamze. Ya nerede? Şu Sokay nerede? Onu nereye götürdün? Gamze. Nerede? Nerede? Yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Doğan. Gamze. Kerem'in babası yolumuzu kesti. O sırada kaçtı Oktay. İnan bana nerede olduğunu bilmiyorum. Gamze Saffet her şeyi anlattı. Neredeyse öldürecekmiş Doğan Bey Saffet'i. Gamze. Lütfen inan bana. Ya baksana şu yüzüme. Herif adamlarını üzerime saldı. Özür diliyorum. Ya özür dileme. Gamze. Tamam. Özür falan dileme zaten. Tamam Gamze ya. Ya benim dileğim Oktay'ı bulmak. Artık böyle özür bahane duymak istemiyorum. Tamam, sakin ol. Anladın mı beni? Anladın mı? Özür diledi. Ya söz veriyorum bulacağız Oktay'ı. Ya sen bana daha önce de bir sürü söz verdin Gamze. Ya. Gamze. Ama beni çok fazla hayal kırıklığına uğrattın Saffet. Bu sefer öyle olmayacak güven bana. Peki nasıl bulacağız Oktay'ı? Nereye gitmiş olabilir? Ya koca şehirde tek başına hiçbir şey hatırlamıyor. Ne yapar he? Ne yapar bu koca şehirde? Aslında yapacağı şey belli. Nereye? Gamze nereye? Ya ne miyim siz konuşmadınız mı sanki? Hayır. Alo. Şşş. Abim. Gel gel. Seni mi çağırıyor? Kime diyorum ben ya? Gelsene. Ne biçim çağırmak bu böyle? İnsanım ben hatırlatırım. Şu arkadaşlarım var ya, yılan gibiler. Şimdi sokmasınlar bir iki laf, hiç havamda değilim. İyi, bunu bildiğim iyi oldu. Bundan sonra yanlarından ayrılmam. Akşam ne yapıyoruz? Ne gibi? Ne gibi? Sen bana senet için teşekkür etmedin daha. Özel bir şeyler istiyorum, bilmem anlatabildim mi? Sen ne biçim birisin ya? Hiç utanman yok mu senin? Mutlaka bir karşılığı mı olması gerekiyor yaptığın iyiliklerin? Bu öyle az buz bir şey değil kızım. 95 bin liralık zahmetten kurtardım seni. Keşke kurtarmasaydım. Senin yapacağın iyiliğin içine tüküreyim ben. Ya bırak, bırak beni. Bırak yeter. Ne bakıyorsunuz ya? Bir şey mi var? Saffet, anahtarı ver. Tamam. Anahtarı ver, çabuk. Oktay. Gamze. Gamze. Sus artık. Sus Saffet. Sus. Ya Gamze. Oktay'ın tekrar buraya döneceğini sanmıyorum. %1 ihtimal bile olsa burada beklemek istiyorum. Gamze. Eve dönelim dinlen biraz. Gamzeciğim. Dünden beri uyumadık. Hele sen hepimizden daha da yorgunsun. Oktay'ı bekleyeceğim. Hepiniz gidin. Ben Oktay'ı bekleyeceğim. Bak Gamze. Oktay kimseye inanmıyor artık. Buraya gelmez. Söylemiştim. Güvendiği tek bir kişi var, o da Asiye. Eğer birine gidecekse o Asiye'dir. Gel biz tekrar ona gidelim. Oktay ne yapar eder bulur onu. Saffet'e katılıyorum Gamze. Oktay'a ulaşabileceğimiz tek adres bence de Asiye. Hadi Gamze. Sadece iki kelime. Oktay yaşıyor.
Sadece bu iki kelime Saffet. Sen ya da annem bunu söyleseydi, bu iki kelime ağzınızdan çıksaydı, acılar ölümden yaşanmayacaktı. İki kelime kaç hayatı rayından çıkardı Saffet? İki kelime kaç hayatı değiştirdi? Zavallı Derman öldü. Oktay hafızası kayıp koca bir şehirde, başına daha ne felaketler geleceğini bilmeden yaşama tutunmaya çalışıyor. Ben, Oktay'ın ailesi, dostları, sadece bu iki kelimenin arasında sıkışıp kaldık. Zehra, iyi misin? Ya abimle çıkmaya başladığından beri her gün ağlıyorsun. Abinle alakası yok bu durum. Bizim aramız iyi. Hiç iyi yalan söyleyemiyorsun, biliyorsun değil mi? Ya neden devam ediyorsun? Neden ayrılmıyorsun ondan? Bazen istesen de yapamazsın. Seni bir şeyler için zorluyor mu? Cemre, sen bu işe karışma, tamam mı? Karışma. Lütfen beni rahat bırak. Çok üzgünüm. Size güzel bir haber vermeyi çok isterdim ama benimle hiç bağlantıya geçmedi. Polisten bir şey çıkmadı mı? Bize bilgi vermiyorlar. Daha doğrusu bu işe karışmamızı istemiyorlar. Zamanında ikiniz de bildiklerinizi anlatsaydınız onu arıyor olmayacaktık. Evinize gitmiş olabilir mi? Gitse de beni bulamaz. Ben Oktay'ın bildiği evden taşındım. Burada vakit kaybetmemizin bir anlamı yok o zaman. Boşuna geldik. Bana ulaşırsa size hemen haberdar edeceğim. Bu sefer gerçekten haber verirsiniz değil mi? Gamze, yapma ama artık. Hadi gel çıkalım. Merhaba. Hadi, hadi çıkalım. İyi günler. Güle güle. Görüşürüz. Saffet, yüzün kötü görünüyor. Bir bakmamı ister misin? İyiyim ben, sağ olun. Ne oldu sana? Çözmeye çalıştığımız sorunun yanında önemsiz bir şey. Gerçekten önemli değil. Meral Hanım, o nasıl peki? Büyük ihtimalle tutuklanmıştır. Daha onun yanına gidemedim. Uğradığında iyi dileklerimi ilet, olur mu? Sağ olun. Evet, çok riskli olduğunu biliyorum. Ama umurumda bile değil. En çok istediğim şey bu. Beni hiçbir şey korkutmuyor. Sorumluluğu bana ait. Ya hadi. Hemen kapatmam lazım. Ne haber lan? Buraya mı park ettin? Evet. Kızılla Şirek nerede oğlum? Onlar mekana gelecek. Ben şimdiden geleyim dedim. Vay. İyi hadi dolaşalım biraz. Ben hızlı kullanırım. Sıkı tutun. Hiç geçin. Fark etmez. Hadi bakalım. Yamlama. Telaşlanmasınlar. Biz Oktay'ı buluruz diyor. Çocuklar sizden de bir ricası var. Lütfen bu işin dışında kalsınlar. İşimizi zorlaştıracak şeyler yapmasınlar dedi. Ben Oktay'ı aramaktan vazgeçmeyeceğim. Vaktimi polisten gelecek bir haberi bekleyerek geçiremem. Kimse benden yerimde oturmamı beklemesin. Tamam mı? Gamze, ağlama lütfen. Sanki kötü bir haber almışız gibi davranıyorsun. Ne oluyor? İyi bir haber de almıyoruz ama. Oktay'ın yaşadığını bile bilmiyoruz. Ne bir gören var ne de nerede olduğunu bilen. O
Bana bu kadar çok yaklaşmışken kaybedersem yaşayamam ben. Anlıyor musunuz hocam? Yaşayamam. Gamzeciğim, gel biraz dışarı çıkalım ha. Hava al, hadi gel. Perişan oldu kızcağız. Bunlara sebep olduğum için kendimi hiç affetmeyeceğim. Şimdiki pişmanlığının bir yararı yok Saffet. Çocuklar, sen de Doğan Bey'den şikayetçi olmalısın. Boş verin hocam. Saffet, bunun hesabını vermeli. Oktay ortaya çıksın düşüneceğim hocam. Ama şimdi umurumda değil. Yüzümdeki yaralar canımı acıtmıyor bile. Nereye? Ben ne zaman sana gideceğim yerin hesabını verdim Cemre? İşte, ancak senin gibi arıza tipler bu soruyu hesap sorma olarak algılar. İki insan sohbet etmek için de birbirine böyle sorular sorabilirler abi. Peki o zaman, ben yine sorayım. Biz seninle en son ne zaman doğru düzgün sohbet edebildik ki Cemre? Zehra'yla mı buluşacaksın? Sana ne Cemre? Sana ne? Abi, herkesi sevgili izliyorsun ama Zehra sana hiç de sevgiliymişsin gibi davranmıyor. Cemre, ne demeye çalışıyorsun sen? Açık konuş. Madem istiyorsun açık konuşayım. Zehra seninle hiç mutlu görünmüyor. Ya her halinden belli. Bu kadar mutsuzken seni niye terk etmiyor bu kız anlamıyorum. Çünkü ben öyle istiyorum. Anladın mı? Ben istediğim sürece Zehra benden ayrılamaz. Neden? Nedeni yok. Zehra ile biz mutluyuz. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Tamam mı? Vay Oktay vay. Demek öyle ha? Demek Oktay Efendi ortaya çıktı. Evet abi. Dokuz canlı lan bu herif. Öldü diyorsun, hop bir yerden ortaya çıkıyor. Vallahi öyle abi. Sağ ol, bana çok güzel bir haber verdin. Ne demek abi? Al şunu. Hak ettin. Sağ ol abi. Buket'in doğum gününe de az kaldı. Ona istediğim hediyeyi veremeyeceğim diye üzülüyordum. Tam zamanında geri döndün Oktay. Bana bak. Söyle abi. Sakın kendini ele vereyim deme. Çok dikkatli ol. Olur mu abi? Merak etme. Sen bana lazımsın. Tamam. Hı? Senden yolunu kaybettin. Benden bir şey bekleme. Bana hiçbir şey sorma. Ben de hafızamı kaybettim. Sana yardım edemem. Thank you.
Hala bulunamadığına inanamıyorum. Burası büyük bir şehir Gamze. Herhangi bir yerde olabilir. Ekiplerimiz çalışıyor, merak etme. Ya hiçbir ipucu yok değil mi? Maalesef yok. İhbar da yok. Büyük ihtimalle birilerinden bir yardım aldı ve bir yerde saklanıyor. Dışarı çıkmadığı sürece onu bulmamız zaman alacaktır. Bize güven Gamze. Oktay'ı bulacağız. Bu arada Meral Hanım nasıl? Pek iyi olduğu söylenemez. Onu görebilir miyim? Hayır. Sadece birinci derece yakınlarıyla görüşebilir. Hadi Gamze, evine git. Uyu, dinlen biraz. Biz Oktay'ı bulduğumuzda seni haberdar edeceğiz. Tamam mı? Hadi. Sağ olun Cüneyt Bey. Zehracığım kapıya bakar mısın? Hı hı. Ne işin var senin burada ya? Bir dakika ya. Hem soru soruyorsun hem de cevabını beklemiyorsun. Cevabın umurumda değil çünkü. Git buradan. Niye? Senet için sızlanırken böyle demiyordun ama. Bak, sayemde bir beladan kurtuldun. Zehra, bana böyle mi davranacaksın? Defolup gitsene ya, çok fena olacak. Zehra kim gelmiş? Git dedim sana, git buradan. Yengem geliyor. Hoş geldin. Merhaba. Sedat da notları istemeye gelmiş. Vaktin varsa gel yemek yiyelim, hem tanışmış oluruz. Vaktim çok. Gel. Ne zamandır seninle tanıştırılmayı bekliyordum Sedat. Zehra sanki bir sır gibi saklıyordu seni hepimizden. Yok canım. Ne saklaması? Hadi bir tabak daha getir Zehra. Tabii. Gel. Hadi. Git buradan. Hadi git buradan. Git buradan. Nasıl pansuman bu ya? Kanamayan yarayı kanattın. Dur, kımıldama. Dur. Yavaş be. Nereye gider bu adam ya? Hafızası yerinde olmasa da unutmadığı bir şey var demek ki abicim. Adam saklanmasını iyi biliyor. Cüneyt Bey çok umutlu konuşuyor ama bakalım. Senin pek umudun yok gibi. Ya Ali yaralı. Asiye'ye de ulaşamaz. Başka kimseyi de tanımıyor. Hayır, birinden yardım istese şimdiye kadar çoktan haber alırdık. Ya yanımdaydı ya. Nasıl kaçırdım elinden herifi? Annenle görüşebildin mi? Yok. Gidemedim. Neden? Ne diyeceğim Ali? Onu görmem için ortalığın biraz durulması lazım. Tabii benim de biraz sakinleşmem. Senin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var Saffet. Unutma bunu. Unutmam. Gel bakayım. Demek kardeşinle birlikte Almanya'dan buraya okumak için gönderildiniz. Evet. Öyle oldu. Babam burada okumamızın daha iyi olacağını düşündü. Neden? Neden mi? Çocuklarınız olsaydı onların yurt dışında yabancı bir dilde mi okumasını isterdiniz? Yoksa kendi vatanlarında ana dillerini konuşarak mı? Çocuklarım olsaydı onları alıştıkları ortamdan koparmamaya çalışırdım. Nerede büyüdülerse, nerenin kurallarına alıştılarsa orada okumalarının onlar için daha iyi olduğunu düşünürdüm. Ama bir mecburiyet varsa tabii ki onları buraya gönderirdim ben de. Evet ama bizim gelişimiz mecburiyetler yüzünden değil. Tamamen kendi isteğimizde oldu.
Okulda öyle demiyorlar ama. Ne diyorlar? Evet Zehra. Ne diyorlar okulda? Ne bileyim, Almanya'da başını derde sokmuşsun falan. Öyle dedikodular dolaşıyor okulda. Senin de dediğin gibi, onlar dedikodu Zehra. Gerçek olsa, böyle elimi kolumu sallayarak bırakır mıydı Alman devleti beni? Sınır dışı edilmek de bir tür ceza biliyorsun. Evet ama, ben sınır dışı edilmedim. Yani inanın bana, ama az kalmıştı. Biraz haytalık da yaptım doğrusu. Sadri. Merhaba, iyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Nerman'ın kardeşi Sadri mi? Evet. Hoş geldin, ben Saffet. Hoş bulduk abi. Selam Sadri. Hayırdır abi, façayı dağıtmışlar. Hı? Küçük bir sıyrık koçum, bir şey yok. O gün için kusura bakmayın abi. Çok ayıp ettim sizlere karşı. Olsun canım, biz unuttuk o günleri, boş ver. Hani biz de gelebilirsin, biz de senin abin sayılırız demiştiniz ya abi. Ben de geldim. Yani bir mahsuru yok değil mi abi? İstemiyorsanız gideyim yani. Yok yok, kalabilirsin. Gel canım, gel. Gel otur şöyle. Gel. Ulan fırlama. O gün bize postayı koyunca nasıl oturdu içime biliyor musun? Kulağından tutup getirecektim seni buraya da. Bir laflar ediyor var ya, duysan şu boya iki beden büyük yani. Kimin kardeşi? Neyse, çok üstüne varmayın canım. Karnın aç mı sadece? Vallahi aç abi. Dışarıdan bir şeyler söyleyelim o zaman, evdeki anca bana yeter. Bence de abi. Tamam, ne yemek istersin? Fark etmez abi. Siz nasıl uygun görürseniz. Yani söyleyin şöyle ortaya karışık bir şeyler. Allah Allah. Bildiğimiz bayram etsin abi. Sen bizi nasıl buldun ya? O gün siz giderken bir arkadaşı yolladım peşinizden. Buraya kadar takip Bak. Etti sizi. Gerisi kolay oldu Bak. Abi. Bak sen. Vay vay. Kendi çapında bir çete yapmışsın yani. Şşş. Bana bak. Burada artık o işler yok, tamam mı? Efendi olacaksın bundan sonra. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin abi. Aferin lan. Memo abi, daha ilk günden başladın kuralları sıralamaya. Hadi git de bir şeyler söyle Yargıç Efendi. Çocuğun karnı aç. Yapacağım ortaya bir karışık şimdi. Hadi yap. Neyse, daha güzel şeylerden bahsedelim. Mesela Zehra ile senden. Ne yalan söyleyeyim, Zehra'nın seninle birlikte olduğunu açıklaması beni biraz şaşırttı. Neden? Yoksa siz de bizi birbirimize yakıştıramıyor musunuz? Sedat, lütfen. Yengemin yanında. Beni yanlış anlama lütfen. Yakıştıramama meselesi değil. Arkadaşlık etmek için gereken ortak noktalara sahip olmadığınızı düşünüyorum. Bu arada başkalarının da bu konuda şüpheleri olduğunu duymak ilginç oldu. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Ben Zehra ile çok ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. Bir kere ikimiz de yurt dışından, yakın kültürlerden geldik. Burada yaşamaya alışmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz en azından. Evet, bu bir ortak nokta. Ama bir arkadaşlığı sürdürmek için daha fazlasına ihtiyacınız var. Ben de bundan daha fazlasının bizde olduğunu düşünüyorum zaten. Değil mi hayatım? İyi anlaşıyoruz değil mi Zehra? Sedat, lütfen abartma. Evet yenge, biz gayet iyi anlaşıyoruz. Müzik zevklerimiz aynı. Aynı filmleri seviyoruz.
Daha bir sürü ortak noktamız var. Kim ne düşünürse düşünsün umurumda değil. Ben Sedat'la mutluyum. Sağ olun abi, Allah kesinize bereket versin. Eyvallah, sağ olasın. Mutfakta bir parça daha var, doymadıysan alabilirsin. Olur abi, bitsin biraz daha yerim. Oğlum, domates salata falan var bak orada. Çekinme aslanım, burası senin evin. Alırım abi. Sağ ol abi. Arkadaşlar biraz bahsetti. Sen Derman'ı galiba bir kere görmüşsün. Evet abi. Yurda gelene kadar bir abim olduğunu bile bilmiyordum. Bir iki defa dışarıda görmüştüm, hepsi o. Ne konuştunuz? İşte hep aynı abi be. Gel diyordu, seni bir götüreyim diyordu, evin olur diyordu. Onun gibi şeyler. Niye gitmedin oğlum abinle? Ne bileyim abi, o an canım istemedi. Keşke gitseymişim. Ölmeden ailemden biriyle zaman geçirmiş olurdum. Neyse, ne yaparsın, kısmet değilmiş. Senin abilerin bundan sonra biz olacağız. Sağ olun abi. Burası senin evin. Biz de senin abileriniz, tamam? Bundan sonra senin için yeni bir hayat başlıyor. Sokaklar yok, yurt da yok. Anlaştık? Anlaştık abi, sağ ol. Bundan sonra bizimle istediğin kadar kalabilirsin. Hiç okula gittin mi? Gittim de yarım bıraktım abi. Önümüzdeki sene kaldığın yerden devam edersin. Siz nasıl uygun görürseniz abi. Ben şu mutfaktaki kalan yemeği de alayım. İyi, hadi bakalım. Şşş. Ne oldu? Bizi gördüm Saffet. Yıllar önce bu çocuğun yaşında biz de böyleydik. Aklıma o günler geldi. Çay demli mi? Tamam, demle. Efendim teyze. Yok. Ben sana haber vereceğim.
gayet iyi. Son bir kez daha kontrol edelim. Tamam abi. Saffet! Kalk abicim kalk! Saffet! Aa, ne oluyor be, ne oluyor ya? Soyulduk abicim. Ne? Aa, nasıl oğlum? Kim? Çocuk nasıl, iyi mi? Merak etme, çok iyi. Bizden götürdükleriyle kötü olması mümkün değil. Heh, şuna bak. Yani bizi velet mi soydu? Aynen abicim. Onu yakalayayım var ya, tavana asacağım kulaklarından. Fena tufaya geldik anlayacağın. Ulan nasıl yedi bizi fırlamaya? Nasıl yapar bunu abicim ya? Ulan melek yüzü şeytan, ulan tırnakçı. Vallahi şaşırdım, resmen şaşırdım ya. Saffet, nereye ya? Sadri'nin peşinden mi gidiyorsun? Ben de geliyorum. Ya ne saçmalıyorsun Memo ya? Sadri'nin çaldıkları umurumda değil. Ben Oktay'la ilgili bir gelişme var mı ona bakacağım. Oradan da depoya geçerim, tamam mı? Annene de vuracak mısın? Fırsatım olursa uğrarım. Bak şuna ya. Dünkü bebel. Hazır mı? Hazır. İyi, patlatalım o zaman. Tamam abi. İçerisi temiz. Hadi indirelim binayı. İyice baktınız mı? Ayyaş'ın biri gelip yatmış olmasın? Baktık, temiz. İndirebiliriz. Hazır mı? Hazır. Gelin gelin. Gelin şöyle. Beşten geriye sayıyorum. Beş. Dört. Üç. İki. Hoş, hoş. Hoş, hoş, hoş. Bu nereden çıktı ya? Tövbe tövbe. Patlat gitsin ya. Köpek için mi bırakacağız işi gücü? Bas düğmeye gitsin. O da bir can. Göz göre göre öldürecek miyiz? Ya bas düğmeye gitsin, ne olacak? Ben çıkarırım ya, ne olacak? Hadi gel benimle. Tamam. Tamam abi. Çabuk ol. Hoş hoş. Çık dışarı. Hoş. Ne var orada? Biri var burada. Bizimkilere haber verelim. Hadi. Hadi abi. İptal! İptal! İçeride biri var! Siz de gelin! Siz de gelin! Hoşt! Hoşt! İşte burada! Nesi var acaba? Sızmış mı? Neyse, ambulans çağıralım. Alo, eski boya fabrikasına hemen bir ambulans lütfen. Çok acil. Birader! Şşt! Kalk! Birader! Birader, iyi misin? Bugün de bulamazlarsa? Ya bugün de bir haber alamazsam Oktay'dan? Kimsenin söyleyeceği bir şey kalmadı değil mi? Hamza, umudumuzu korumak zorundayız. Elimizdeki tek şey o. Güven. Senin acını tahmin bile edemeyiz. Biliyorum ama hepimiz Oktay'ın geri gelmesini senin kadar çok istiyoruz. Bize söylenenlere güvenmekten başka çaremiz yok. Ne olur Oktay. Ne olur son bir gayret göster. Ne olur sana bu kadar yaklaşmışken beni tekrar bırakma. Geçti Gamzeciğim. Lütfen. Geçecek hepsi bunların. Gamze.
merak etme. Ailene de haber verdik, merak etme. Seni götürecekler, hastaneye gelecekler. ...8156 merkez 2755. Oktay Karaca'yı hastaneye yönlendiriyorum merkez. Hastaneye tamam. Göz göre göre. Daha önce hiç görmedim. Kahramanı bulamadım. Daha önce görmedim. Kenarda köşede evet. Bir yerde yatmış. Bey boş. Aslanım. Ağrın var mı? Yok, yok. Merak etme, birazdan hastanede olacağız. Kerem! 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 Ne o? Korktu mu? Ne korkması ya? İyiyim ben. Sokakta dövüşeceğin adamı seçemezsin. Dövüşü öğrenmek istiyorsan, yenilmez olmak istiyorsan bunu aklına yaz. Hadi başla! Hadi seri seri! Daha hızlı! Güzel! Kalk hadi kalk! Hadi Kerem hadi! Güzel! Hadi kalk! 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 Acı yok! Daha seri! Daha seri! Daha sert! Tamam. Tamam dedim. Açıl. Açıl. Çekil. Açıl. Açıl. Hazır mıyım hocam? He? Hazır mıyım? Açıl dedim. Hazır mıyım? He? Hazır mıyım hocam? Sakin ol. He? Hadi gel. Sakin ol. Hadi. Nerede buluruz? Buluruz, merak etme. Emin misin? Tabii ki. Kardeşin gelin. Sen takma onu size. Nasıl olsa hallederiz. Bana güven yeter. Eyvallah. Dur bekle biraz. Tamam. Cemre. Ne o? Geç kaldın. Anca geldim işte. Cemre! Cemre! Ne bu tavırlar? Bir şey yok abi. Bana bak. Sen Zehra'nın aklını bulandırmıyorsun değil mi? Biz onunla mutluyuz. Ona gidip aptal aptal konuşma, tamam mı? Tamam mı? Kafasını karıştırma. Merak etme abi. Karıştırmam. Yani siz mutluysanız mesele yok. Aferin. İşte benim tatlı kardeşim bu. Bakkala gidiyorum. Bir şey lazım mı? Yok, sağ ol. Hadi paşam, gidelim biz. Hepinizden tek tek hesap soracağım lan. Oktay, sen ölmedin ama seni ben bitireceğim. Hepinizi öldüreceğim. Bekleyin. Şükür sana yarabbim. Aslanım benim. Allah seni bize bağışladı. Biz senin ailemiz Oktay. Ailem? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Bağışladın bize yavrumu. Çok
Çok şükür bu günleri gösterdi bize. Oğlum canım. Alo, Zehra. Seninle konuşmamız lazım. Ne konuşacağım teyze? Ne oluyor? Okul dışında bekliyorum seni. Sana vermem gereken bir şey var. Tamam, geliyorum. Abimle senin fotoğrafların var. Abimden bu yüzden ayrılamıyorsun. Ama artık devam etmek zorunda değilsin. Al işte. Artık seni hiçbir şey için zorlayamaz. Yapamam. Neden? Ya sana fotoğrafları getirdim. Dün gece uyuduktan sonra telefondakileri de sildim. Artık elinde hiçbir şey yok. Sana zarar veremez. Ya bu fotoğraflar olmasa da insanlara anlatabilir. Eğer yaptığı şey ortaya çıkarsa dayımın kulağına giderse ben mahvolurum. Onun yüzüne bakamam. Sana hiçbir şey olmayacak. Sen de onun bir sırrını bilirsen aranızda geçenleri kimseye anlatamaz. Ne demek bu? Ne sırrı? Sana abimle ilgili bir sır vereceğim. Seni bir daha hiçbir şey için zorlayamayacak. Güven bana. Duymak ister misin? Yoksa bu eziyete katlanmaya devam mı edeceksin Zehra? Oğlum, canım. Hanım. Hanım rahat bırak oğlanı. Bırakamam. Onu ne kadar zamandır bekliyorum biliyor musun sen? Canım oğlum benim. Canım. Peki birazdan oradayız. Fazla uzakta değiliz zaten. Görüşürüz. Reçeteni aldım. Gidebiliriz koçum. Hemen eve gidelim. Evden önce uğramamız gereken bir yer var Oktay. Anne size ve geçin ben Oktay'ı getiririm. Tamam yavrum. Tamam oğlum. Allah'ıma şükürler olsun. Gamze seni bekliyor. Önce onu görmelisin. Tamam. Hadi Oktay, hadi Oktay, hadi. Hadi Oktay. Hadi Oktay. Gamze seni belki bizden bile daha heyecanlı bekledi Oktay. Hiç umudunu kaybetmedi. Öldüğüne hiçbir zaman inanmadı.
Hadi. Şimdi nasıl?